6. sınıf İngilizce 2. ünite Yummy Breakfast. Bu ünitede some ve any yapılarını göreceğiz. Some ve any'yi cümle içerisinde nerelerde bulabiliriz, nasıl kullanırız? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Bakalım some ve any. Nedir? Some biraz birkaç anlamına geliyor. Any ise hiç anlamına geliyor. Peki biz bunları nerede kullanıyoruz ve nasıl kullanıyoruz? Countable yani sayılabilen ya da uncountable sayılamayan isimlerle birlikte biz some ve any'yi kullanıyoruz. Countable ve uncountable nedir? Kısaca onu özetleyelim. Countable yani sayabildiğimiz 1, 2, 3, 4 şeklinde sayabildiğimiz isimleri biz countable olarak ifade ediyoruz. Örnek olarak baktığımızda egg, olive, bagel, tomato, potato yani yumurta, zeytin, simit, domates, patates gibi bizim rakamlarla ifade edebildiğimiz isimleri biz countable olarak ifade ediyoruz. Bunlar sadece örnek, daha geniş olarak diğer farklı şekillerde isimleri de normal olarak bu countable ve uncountable konusunda bunu görebiliriz. Burada tabi biz özet olarak ifade edeceğim. Uncountable ise yani sayamadığımız, daha çok sıvı maddelerden oluşan veya tanesi çok düşük olan, yani pirinç gibi, işte ne diyeyim un gibi ya da ne diyeyim su gibi, süt gibi isimlere biz uncountable olarak yani sayılamayan olarak ifade ediyoruz. Burada da örnekte de milk, water, jam, honey, bread, money. Yani milk, süt, su, reçel, bal, bread, ekmek, money, para. Bunları da biz uncountable olarak kategorilendiriyoruz. Özetle bu şekilde countable ve uncountable'ı özetlemiş olalım. Şimdi some ve any'nin cümle içerisinde nasıl kullanılıyor onlara bir bakalım. Some biraz birkaç anlamında demiştik. Biz some'ı olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Yani cümlenin olumlu olması gerekiyor. Olumsuz cümlelerde biz some'ı kullanamıyoruz. Onun için bakalım cümlede. I have some olives for breakfast. Kahvaltı için birkaç tane zeytinim var. Kahvaltıda birkaç zeytin var şeklinde. Olumlu bir cümlede kullanıyoruz. Bakın some olives'ten önce geliyor. Sayılabilen bir ifade. Diğeri ise we have some bagels for breakfast. Kahvaltıda birkaç tane simitimiz var şeklinde ifade edebiliyoruz. Bakın olumlu cümleler özellikle vurgulayalım. Diğeri ise bazı soru yapılarında kullanılıyor. Yani nedir bu soru yapıları? Teklif ve rica ifade eden soru yapıları. Bakın some kelimesi biz bunu normalde sorularda kullanamıyoruz. Ama burada bir istisna var. Nedir? Teklif ve ricalarda biz bunları kullanıyoruz. Görelim cümle içerisinde. Can I have some honey? Biraz bal alabilir miyim? Bakın burada ne var? Bir rica ifade ediyor bu cümle. Onun için biz burada some'ı kullanıyoruz. Do you want some milk? Biraz süt ister misin? Burada da bir teklif var gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi normal bir soruda biz some'ı göremeyiz. Burada sınavlarda da bunu dikkat ederseniz kaçırmazsınız bu soruyu. Diğer bir soru ise would you like some butter? Biraz tereyağı ister misin? Bakın yine bir teklif var. Diğeri ise may I have some tomatoes? Birkaç tane domates alabilir miyim? Burada da ne var? İstek var. Değil mi? Rica var yani. Onun için biz bu soru yapılarında some'ı kullanabiliyoruz. Bu kısmı kesinlikle kaçırmayın. Sorularda, testlerde de bunları zaten sorarlar. Any ise hiç anlamına geliyor. Biz any'yi olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Yani olumsuz sorularda şu şekilde kullanıyoruz. We don't have any cheese for breakfast. Kahvaltıda hiç peynirimiz yok. Burada don't ifadesi şurada gördüğünüz gibi olumsuzluk anlamı katıyor cümleye. Onun için biz any'yi burada kullandık. Diğeri ise I don't have any eggs for breakfast. Kahvaltı için hiç yumurtam yok anlamında kullanıyoruz. Diğeri ise soru ifadesine bakalım. Do you have any jam? Hiç reçeliniz var mı? Bu manada burada gördüğünüz gibi do yapısı başta olduğu için bakın soru ifadesi var. Onun için any'yi kullandık. Diğer bir soru ise do you have any cereal? Hiç mısır gevreğiniz var mı?
bu anlamda kullanıyoruz. Evet, some ve any'yi özetleyecek olursak, some biraz birkaç anlamında kullanıyoruz, anlamına geliyor. Sayılabilen ve sayılamayanlarla kullanılıyor. Yani countable, uncountable. Olumlu cümlelerde biz bunu kullanıyoruz. Ve bazı soru yapılarında da biz bunu kullanabiliyoruz. Neydi bu soru yapıları? Teklif ve rica ifade eden soru yapılarında biz bunu kullanabiliyoruz. Any ise hiç anlamında kullandığımız bir yapı. Countable ve uncountable ile kullanılıyor. Yani sayılabilen ve sayılamayanlar. Her ikisiyle de kullanabiliyoruz. Onun dışında en iyi olumsuz ve soru cümlelerinde karşımıza çıkıyor. Yani burada bizim püf noktası olarak bilmemiz gereken şey, olumlu cümlelerde some, olumsuz ve soru cümlelerinde en iyi ifade ediyoruz. Kaçırmamamız gereken şey ise some'ı bazı teklif ve rica ifade eden sorularda da kullanabiliyoruz. Bu ünitenin diğer konusu ise like ve don't like. Like sevmek, don't like ise sevmemek. Bu anlama geliyor. Bakalım örneklerimizde. I like honey, jam and butter. Ben bal, reçel ve tereyağını severim. Veya I don't like honey, jam and butter. Ben bal, reçel ve tereyağını sevmem şeklinde cümle içerisinde kullanabiliyoruz. Kullanımı çok basit. Diğeri ise I like cheese. Ben peyniri severim. Ya da I don't like cheese. Peyniri sevmem. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Diğer bir örneğimiz ise sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyi aynı anda aynı cümlede kullanırken biz but yapısından faydalanıyoruz. Bakalım I don't like cheese. Ben peyniri sevmem. But ama I like egg. Yumurtayı severim. Diğeri ise bakın I like croissant but I don't like muffin. Ben kruvasanı severim ama but I don't like muffin. Keki sevmem. Evet, karşımıza testlerde ve sınavlarda bu şekilde tablo çıkar genellikle. Burada sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerin tik ve çarpı şeklinde karşımıza çıkar. Burada bizden bir cümle kurmamızı ya da verilen cümleyi burada doğru mu ya da yanlış mı şeklinde teyit etmemizi isterler. Bakalım. Zeynep likes muffin. Cheese, honey and egg. Zeynep keki, peyniri, balı ve yumurtayı sever. Bakıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şu 4 taneyi seviyor. But ama she doesn't like croissant and butter. O kruvasanı ve tereyağını sevmez. Diğeri ise Hakan. Hakan neyi seviyormuş? Bakalım. Hakan likes croissant, cheese, honey, egg. Yani kruvasanı, peyniri, balı ve yumurtayı seviyor. But he doesn't like muffin. Ama o keki sevmiyor. Bir diğeri ise Aysima'ya bakalım. Aysima likes cheese and butter. Aysima peynir ve tereyağını seviyor. Burada tabloda gördüğünüz gibi şurada bakın. Peyniri ve tereyağını seviyor. Fakat diğerlerini sevmiyor. Ama yani but she doesn't like croissant, muffin, honey and egg. O kruvasanı, keki, balı ve yumurtayı sevmiyor. Alperen'e bakalım. Alperen neyi seviyormuş? Alperen likes egg and butter. Alperen peynir ve tereyağını seviyor. Fakat ama but he doesn't like croissant, muffin, cheese and honey. O kruvasanı, keki, peyniri ve balı sevmiyor. Bu şekilde tablomuzu böyle bir soru karşımıza gelirse cevaplayabiliriz. Şimdi ünite içerisinde geçen bazı sorular var. Onlara bir bakalım hızlı bir şekilde. Can I have some cheese? Biraz peynir alabilir miyim? Buna bu şekilde cevap verebiliriz. Sure, tabii ki. Veya no, it's all gone. Hayır, çünkü bitti yani. Kalmadı bu şekilde. Diğeri ise do you want some milk? Biraz süt ister misin? Yes, please. Evet, lütfen. İstiyorsanız bu şekilde cevap verirsiniz. Eğer istemiyorsanız no, thanks. Hayır, teşekkürler. I don't like milk. Ben sütü sevmem.
Veya no thanks, hayır, teşekkürler, I don't want any milk, ben süt istemiyorum. Diğeri ise which breakfast do you like? Böyle de bir soru var ünite içerisinde. Hangi kahvaltıyı seviyorsunuz? Yani bu ünite içerisinde milletler olarak ele almış. Hangi milletin, hangi ülkenin kahvaltısını seviyorsunuz şeklinde. Cevap olarak I like Spanish breakfast. Ben İspanyol kahvaltısını severim. What do you Spanish people have for breakfast? İspanyollar kahvaltıda ne yerler? They have toast and fruit juice. Onlar tost ve meyve suyu yerler. Bu manada cevap verebilirsiniz. Bunu kendimize bakalım. Kendimiz için, ülkemiz için bakacak olursak. Which breakfast do you like? Evet, ne tür kahvaltı seversin? Hangi tür kahvaltıyı? I like Turkish breakfast. Ben Türk kahvaltısını severim. What do Turkish people have for breakfast? Türkler kahvaltıda ne yerler? Bakalım. They have egg, honey, cheese, butter, cucumber, tomato and tea. Onlar yumurta, bal, peynir, tereyağı, salatalık, domates ve çay. Değil mi? Yerler şeklinde cevap verebiliriz. Evet, dersimiz burada bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğen atmayı ve bu tarz videolardan ilk sizin haberdar olabilmeniz için bildirimleri açarsanız sevinirim. Hoşça kalın.